Merhaba, ben Afet. Bir videoya daha karşınızdayım. Bugünkü videom kitap alışverişi videosu. Alışverişimi kitaga.com'dan yaptım. Şöyle göstereyim öncelikle. Yani aslında ilk defa kitaga.com'dan kitap istemiyorum. Daha öncesinde de istemiştim. Ancak kitap çekmediğim bir dönemde olduğu için sizlerle paylaşmamıştım. Yani şu anda benim için en sevdiğim kitap alışverişi hangisi diye sorsanız kitaga.com derim. Acayip derecede hoşuma gitti. Yani kitapları, paketlemeleri olsun, gönderme şekilleri olsun, kısa sürede göndermeleri olsun çok çok hoşuma gitti. Ancak hani bunu daha açmadım, bunun hakkında bir fikrim yok. O yüzden açtıktan sonra daha net bir şekilde bir şeyler söyleyebilirim. Özellikle çok fazla böyle istek geliyordu. Hani kitap şirketleri hakkında bir video çeker misiniz? En çok hangi siteyi kullanıyorsunuz diye. Yani özellikle şu anda idefix.com benim için bitmişti diyebilirim. Hani çok fazla oradan bir şeyler istemeyeceğim. Bunu söyleyebilirim net olarak şu anda. Onun sebebi de en sonki gönderdikleri kitaplar çok fazla hasar olması. Dediğim gibi hani böyle bir video zaten çekmeyi düşünmüyorum. O zaman sizlere daha çok paylaşırım bir şekilde. Öncelikle bu bir kargoyu açma sürecini umarım artık hızlandırmışımdır. Bunu bir açayım. Yani her zamanki gibi en başta bir faturasını gönderiyorlar. Tabii ben bu kadar fazla bir beklemediğim için büyük geldi bayağı. Yani özellikle gerçekten şu paketleme şekilleri Babinoko komutuya buna benziyor gerçi ama şu şekilde olmaları hoşuma gidiyor benim. Daha sağlam geliyor böyle olduğu zaman kitaplar. Ve açtığım zaman her zaman gibi kitaga.com'un kendisi bir böyle paket kart gönderiyor. Daha sonrasında Franz Kafka'nın bir sözünü bu şekilde göndermişler. Bunu geçen sefer göndermemişler böyle bir şey. Ama çok hoşuma gitti gerçekten. Franz Kafka da sevdiğim yazarlardan birisi biliyorsunuz zaten. Paylaşmıştım daha öncesinde. Şimdi kitaplarıma geçmek istiyorum. Daha sonrasında bu belki sözü okurum sizlere. Şu anda böyle bazı sözleri gördüğüm zaman çok fazla kendim hype olmadığım için çok fazla böyle şey paylaşmıyorum artık. O yüzden. Neyse ilk olarak söyleyeceğim kitabım Dostoyevski'den Kumarbaz. Yani Dostoyevski yazarı ne kadar çok sevdiğimi birkaç tane zaten videomda sizlerle paylaşmıştım. Özellikle Rus yazarlarına karşı bir ilgim olduğunu biliyorsunuz. Özellikle bu Türkiye İş Bankası'nın bu ciltli serisinde bunu almayı çok istiyordum bayağıdır. Sonra böyle ciltli olarak görünce ve indirimdeydi gerçekten güzel bir indirim de vardı. Almak istedim. Yani kitaga.com'da sanırım Mart ayında, Mart ayının sonlarına geldi çünkü bu kargo. Mart ayında çok güzel indirimler vardı. Ben de ondan yararlanmıştım zaten. Hala devam ediyor mu bilmiyorum, o yüzden hiç bakmadım şu anda. Ama bayağı iyi indirimler var. Keşke o dönemde sizlerle paylaşsaydım ve sizler de isteseydiniz. Diğer bir kitabımsa şimdiye kadar hiç okumadığım bir yazar. Hatta bu konuda çok fazla öneriler geliyordu. Muhakkak hani okumalısın, nasıl okumazsın diye. O yüzden bir an önce aslında bende de bulunsun istediğim bir yazardı. Yine aynı şekilde indirimde olduğunu görüyorum. Zaten ince bir kitap. Hani Cibra'nın Ermiş kitabından bahsediyorum. Ya zaten ince ve gerçekten de uygun fiyatlı bir kitap. Ancak yine de indirimde olduğu zaman elim gitti. Neden bilmiyorum. Ama özellikle böyle Lübnan asıllı olması çok ilgimi çekmişti. O zaman söyledikleri zaman, araştırdığım zaman. O yüzden bayağıdır okumak istediğim bir yazar. Bunu biliyorsunuz diğer kitapları da var. Ama henüz onları almadım. Öncelikle bunu alıp bunu bitirmek istiyorum. Bazen böyle çok fazla seri olarak aldığım zaman 3 ciltli mesela kitaplar çıkıyor 3 bölümünde veya 3 ciltinde alıyorum ya. Daha sonra son kitapları okumadığımı fark ediyorum. Öyle kalıyorlar. Bir başlayamıyorum. O yüzden önce bu sefer birincisini alıp hani ilk olarak Ermiş'i okuyup daha sonra diğer kitabına geçmek istiyorum. Ve şu anda ilk defa hani böyle açıp baktığım için çok hoşuma giden ve böyle benim sevdiğim tarzı yasalara dair, aşka dair, fazla dair, güzelliğe dair. Yani böyle bu tarz kitap olduğunu bilmiyordum açıkçası. Neden önerdiklerini şu an daha iyi anlıyorum. Bir diğer kitabımsa aslında bu yazardan çok fazla bahsetmişimdir sanırım videolarımda. Çok fazla şu anda hatırlayamadım bahsettim mi diye ama o da Joseph Conrad'dan Lord Jim. Yine yanlış okuduysam, yanlış telaffuz ettiysem düzeltirsiniz zaten. O yüzden artık sıkıntı çekmiyorum bu yazarların isimlerini söylerken. Yani yanlış olduğu zaman düzeltiyorsunuz. Yani bu sevdiğim bir yazar. Diğer Karanlığın Yüreği kitabını daha yeni aldım. Sizlerle paylaşmıştım zaten. Bu kitabını çok merak ediyordum. Çünkü kendi hayatından da izler taşıdığını bildiğim için. O yüzden gerçekten de severek okuyacağıma eminim. Ben böyle genellikle yazarların kendi hayatlarından izler taşıyan romanlarına, kitaplarına, yani otobiyografi, biyografi olarak söylemiyorum.
romanlarından bahsediyorum. Romanlarına kendi hayatlarını işledikleri zaman, orada okuduğum zaman daha da hoşuma gidiyor. Aslında bence otobiyografidense romanlarındaki kendileri daha da kendileri oluyor. Daha iyi bir şekilde kendilerini ele alıyorlar bence. O yüzden bu kitabı da merakla bekliyordum. Bir an önce okuyacağım. Geçenlerde bir tane daha arkadaşımın elinde görmüştüm. O da çok severek okuduğunu söylemişti. O yüzden benim de bir an önce okumak istediğim bir kitap bu. Bir an önce başlayacağım. Hatta belki de ilk olarak bunu okuyabilirim. Şu anda gerçi okuduğum çok fazla kitabım var ama. Bir diğer kitabımsa aslında bunu doktora için aldığım hocamızın Müjdat Çakar'ın İş Hukuk Uygulaması kitabı. Buna dair bir çalışmam olacak. Bu yüzden bu kitabı aldım. Yani herhalde ilk olarak zaten bundan bir şeyler okuyup bunu önce hazmetmem gerekiyor. Ondan sonra diğer kitaplarına geçeceğim. Ama bu zaten çalışma olduğu için hallederim diye düşünüyorum. Yani sizin de aklınıza bulunsun, iş hukukuna dair bir kitap almanız gerekiyorsa iş hukuku uygulaması kitabını alabilirsiniz. Bende çok fazla iş hukuku kitabı var tabii ki doğal olarak. Ancak tabii her seferinde yeni basımları da almak gerekiyor. Bu son basımı Müjdat Çakar hocanın. O yüzden bunu aldım. Ve tabii ki de benim şu anda göz bebeklerim diyebileceğim iki tane kitap var. Yani bunları bayağıdır istiyordum, bayağıdır arıyordum, bayağıdır almak istiyordum ama bir türlü alamamıştım. Sonunda gerçekten birazcık hasar görmüş bunlarda ama olsun, sıkıntı değil, artık dert etmeyeceğim, göndermeyeceğim de. Genelde ben gönderiyordum eskiden, idefix.com'da birkaç kere oldu sanırım. Egambala da olmuş olabilir. Hani gönderdiğim zaman zaten yenileyip size gönderiyorlar tekrar yeni bir şekilde. Ama çok uzun sürüyor. Yani bir haftalık veya hatta 2 haftalık bir süreç bile sürebiliyor. O yüzden artık göndermiyorum. Kitaplarımda bir hasar dahi olsa göndermiyorum, göndermeyeceğim de. Şimdi bir diğer kitabımsa Frankenstein kitabı. Yani zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Filmleri var, dizileri var. Kitabını belki okumuşsunuzdur. Ancak ben ilk defa okuyacağım. Bayağıdır da aslında istediğim bir kitaptı. Bir okuduğum kitapta çok fazla buna değiniyordu. O yüzden artık okumam gerektiğini düşündüm. Ve gerçekten çok merak ediyorum açıkçası. Bir kadın yazarın elinden çıkmış olması da beni ayrıca mutlu ediyor. Bu kitabı öyle de ayrıca okuyacağım. Bir de bu cilde bayıldım. Alfa Yayınları'nın birkaç tane böyle kitaptan çıkartmış bu şekilde ciltli olarak. Yine ciltlere girdim. Yine kitapların kapaklarının güzelliğinden bahsediyorum. Yine bu konuda birazcık eleştiriler alacağım ama olsun. Ya ben gerçekten ciltli kitap olduğu zaman, bir tane hatta yorumlarda birisi demişti, ciltli kitaplar kitap severlerin aslında yani yumuşak noktasıdır mı? Ona gelen bir cümle kurmuştu. Gerçekten ben de öyle düşünüyorum. Yani kitap severler için ciltli kitap bir başka, yani bir başka bir zevk veriyor, bir başka bir haz veriyor. Ki Alfiye Yayınları'nın bu ben ciltli eserlerini de çok hoşuma gitti. Muhakkak diğer kitaplarını da alacağım. Hangi kitapları? Drakula vardı. Savaş üzerine kitabı vardı. Yani onları da almak istiyorum açıkçası. Kitaplığımda bulunsun böyle ciltli eserler istiyorum. Yani bunlar benim için her zaman kalacak olan, kalıcı olan eserler olduğu için. Yani ne kadar ciltli kitap olursa aslında benim için o kadar iyi kitaplığımda. Ve şu anda belki de kitaplığımın göz bebeği diyebilirim. Ya bende olan bir kitap zaten. Daha önce okuduğum, belki 2-3 kere okuduğum bir kitap. Ama özellikle bu cildini almayı çok istiyordum. Ve şu anda kitaba bakarken kitaba aşık olduğumu söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel basmışlar. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Yani var mı sizlerde bilmiyorum. Birkaç kişi de görmüştüm ama çok da fazla kişi de yok diyebiliyorum. O da Dorian Gray'in Portresi. Bu cildinden bahsediyorum tabii ki de. Yani gerçekten Everest Yayınları'nın da ciltli eserleri olduğu zaman çok çok güzel bir şekilde basıyorlar ve gerçekten muhteşem olmuş. Yani eğer ki almadıysanız muhakkak edinmenizi isterim. Çok çok güzel olmuş. Dorian Gray'in Portresi dediğim gibi zaten 2-3 kere okuduğum ve hayran olduğum bir kitap. Aynı zamanda bu açıklamalı ve sansürsüz basım diye yayınlanmış. O da ayrıca hoşuma gitti. Ve gerçekten değer vererek bunu her zaman söylüyorum. Bazı yayın evleri gerçekten kitaplarına çok fazla değer veriyor ve onda bir emek hissediyorsunuz ve onu hissettiğiniz zaman daha da ilgiyle, sevgiyle okuyorsunuz o kitabı. Ve şu anda bu kitap benim için öyle. Bir an önce okuyacağım. Araya notlar vesaire girmiş. Bu kitabı sizlerle paylaşmaktan acayip derecede mutluluk duyuyorum. Ama bazı dediğim gibi hasarları var kitabın. Arkasında da bayağı bir hasar gelmiş. Yani kitaga.com'u biraz
Önceden övmüşüm sanırım. Biraz erken bahsetmişim. Olsun ama gerçekten göndermeyeceğim. Çünkü gönderdiğim zaman da çok uzun bir sürede geliyor. Bu zaten ciltli olduğu için onu bu şekilde kullanacağım artık. Ama yani bu kitabı eğer ki Dorian Gray benim gibi ayrı bir yere koyup Oscar Wilde'in en sevdiğiniz eseri ise Dorian Gray'in Portresi'ni bir an önce sizler de bence kitaplığınıza alın derim. Everest yayınlarından özellikle. Yani gerçekten bu seferki aldığım kitaplar hepsi benim çok istediğim ve sevdiğim kitaplar. Bayağıdır aradığım kitaplardı. En son bir yorumlarda, gerçi ona daha sonra seni değineceğim ama ya da daha sonra değineyim. Boş verin. Söylemeyeceğim ya da. Artık çok fazla aslında böyle yorumlara takılmıyorum. Güzel yorumlar çok hoşuma gidiyor. Tabii ki de ayrı bir zevk veriyor. Ama kötü yorumlar olduğu zaman da onlar da insana tabii ki de kendisini yenilemesi için olursa, yapıcı eleştiri olursa güzel oluyor. Ama diğer türler gerçi artık okumuyorum bile, öyle söyleyebilirim. Kitaplarım bu şekilde. Yani gerçekten dediğim gibi en hoşuma giden, en sevdiğim kitapları aldım. Bu seferki kitaplığıma kazandırdığım kitaplar daha da ayrıca güzel oldu. Ama dediğim gibi Zaga.com'da birazcık beni bu alışverişimde hayal kırıklığına uğrattı. Diğer getirdiğim kitaplarda böyle sorularla karşılaşmamış ama her kitabında neredeyse hasar var. Ama dediğim gibi birazcık da aslında uzun da sürdü benim bu kitapları açmam. Belki onunla da alakalı olabilir mi diye düşünüyorum. Oradan oraya, oradan oraya savurdum mu acaba diye böyle bir düşünce geçiyor aklıma ama hayır. Sanırım kitapların gelmesiyle alakalı. Zaten yanlarına hiçbir şey koymamışlar. Her kitapta birazcık hasar var. Neyse artık birazcık takıntılıyım bu sıralar böyle şeylerde ama yine de teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz umarım beğenmişsinizdir. Daha sonrasında görüşmek üzere.